Baba saçlarını ıslattı, geriye doğru taradı. Temiz beyaz bir gömlek giymesine yardım ettim. Kravatını bağladım. Boynu ile yaka arasında 6 santimlik boşluk gözümden kaçmamıştı. Babanın gittiği zaman ardında bırakacağı bütün o boşlukları düşündüm. Başka şey düşünmek için kendimi zorladım. Gitmemişti ki, henüz değil. Üstelik bu güzel şeyler düşünülmesi gereken bir gündü. Mezuniyetime giydiği kahverengi takım elbisesinin ceketi fena halde bollaşmıştı. Daha doğrusu baba onu dolduramayacak kadar erimişti. Kolları kıvırmam gerekti. Çömeldim, ayakkabısının bağcıklarını bağladım. Tahiriler Fremont'un geniş bir Afgan nüfus barındıran bir semtinde düz tek katlı bir evde oturuyorlardı. Geniş pencereleri, eğimli bir çatısı, sardunya saksılarıyla süslü, üstü kaplı bir sundurması vardı. Generalin gri minibüsü araba yolundaydı. Babanın Ford'dan inmesine yardım ettim. Yeniden direksiyona geçtim. Yolcu camından içeriye eğildi. Evden ayrılma, bir saat sonra ararım. Peki baba dedim, iyi şanslar. Gülümsedi. Uzaklaştım. Dikiz aynasından bakınca babanın son babalık görevini yerine getirmek üzere taharilerin araba yolunu topallayarak çıktığını gördüm. Babanın aramasını beklerken oturma odamızı arşınladım. Uzunluk 15 adım, genişlik 10,5 adım. Ya general hayır derse? Ya benden nefret ediyorsa? 2'de bir mutfağa gidiyor, saate bakıyordum. Telefon saat tam 12'de çaldı. Babaydı. Evet. General kabul etti. Soluğumu bırakıverdim. Oturdum. Ellerim titriyordu. Ya. Evet, ama Süreyya Can yukarıda odasında seninle konuşmak istiyor. Peki. Baba birine bir şey söyledi. Bir çıtırtının ardından telefonu kapadı. Emir, Süreyya'nın sesi. Selam. Babam olur dedi. Biliyorum dedim. Almacı öteki elime geçirdim. Sırıtıyordum. Öyle mutluyum ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de mutluyum Emir. Ben olanlara inanamıyorum. Güldüm. Biliyorum. Dinle dedi. Sana bir şey söylemek istiyorum. Şimdiden bilmen gereken bir şey. Ne olduğu umurumda bile değil. Bilmen gerek. Aramızda sır olmamalı. Ayrıca benden duymanı yeğlerim. Kendini iyi hissetmeni sağlayacaksa söyle tabii. Ama hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Karşı uçta uzun bir sessizlik oldu. Virginia'da yaşarken bir Afgan erkeğiyle kaçtım. O sırada 18 yaşındaydım. İsyankarım, budalanın tekiydim. O uyuşturucu kullanıyordu. Bir ay kadar birlikte yaşadık. Virginia'daki bütün Afganların diline düşmüştük. Sonunda peder bizi buldu. Kapıya dikildi ve beni eve dönmeye zorladı. Deli gibiydim. Bağırıyor, çağırıyor, ondan nefret ettiğimi haykırıyordum. Her neyse, sonuçta eve döndüm ve ağlamaya başladı. Özür dilerim. Almacı bıraktığını duydum. Burnunu temizledi. Kusura bakma dedi boğuk bir sesle. Eve dönünce annemin felç geçirdiğini öğrendim. Yüzünün sağ yanına inme inmişti. Ben öyle büyük bir suçluluk duydum ki bunu hak etmemişti. Kısa bir süre sonra peder Kaliforniya'ya taşınmamıza karar verdi. Sessizlik. Şimdi babanla aranız nasıl diye sordum. Her zaman uyuşmazlıklarımız vardı. Hala da var. Ama o gün gelip beni aldığı için ona minnettarım. O benim hayatımı kurtardı. Durakladı. Evet, anlattıklarım seni rahatsız etti mi? Biraz dedim. Ona bir gerçek borçluydum. Ona yalan söyleyemezdim. Ben henüz tek bir kadınla bile yatmamışken onun bir erkekle birlikte olduğunu öğrenmenin iftikarımı incittiğini saklayamazdım. Beni az da olsa rahatsız etmişti. Ama babadan Kastegar'a gitmesini istemeden önceki haftalarda bu konuyu kafamda yeterince kurcalamıştım. Ve sonuçta şu soruya varmıştım. Bir insanı geçmişinden dolayı eleştirmek bana mı düşmüştü? Fikrini değiştirecek kadar mı? Hayır Süreyya, kesinlikle değil. Söylediklerin hiçbir şeyi değiştirmez. Evlenmemizi istiyorum. Yeniden ağlamaya başladı. Ona imreniyordum. Onun sırrı açığa çıkmıştı. Dile dökülmüştü. Üstesinden gelinmiş, icabına bakılmıştı. Ağzımı açtım. Az kaldı ona her şeyi anlatıyordum. Hasan'a nasıl ihanet ettiğimi, yalan söylediğimi, onu evden kovduğumu, babayla Ali'nin 40 yıllık ilişkisini tuz buz ettiğimi. Ama anlatamadım. Süreyya Tahari'nin yüzlerce bakımdan benden kat be kat üstün olduğunun farkındaydım. Cesaret bunlardan yalnızca biriydi. 13. bölüm. Ertesi akşam laf, yani söz kesmek için Taharilerin evine gittiğimizde arabayı sokağın karşısına bırakmak zorunda kaldım. Arabalar evin önünü çoktan doldurmuştu. Sırtımda dün babayı Kastegari'den alıp eve götürdükten sonra satın aldığım lacivert takım elbise vardı. Dikiz aynasından kravatımı kontrol ettim. Hoştep görünüyorsun dedi baba, yakışıklı.
Sağ ol baba, iyi misin? Dayanabilecek misin? Dayanmak mı? Bu benim yaşamamın en mutlu günü Emir. Yorgun yorgun gülümsedi. İçeriden kulağıma konuşmalar geliyordu, gülüşmeler, hafif bir Afgan müziği. Sara Hank Üstad'dan bir gazeldi galiba. Zili çaldım. Kapıdaki gözetleme penceresindeki perde çekildi, bir yüz dışarıya baktı. Sonra görünmez oldu. Bir kadın sesi duyuldu. Geldiler. Konuşma kesildi, biri müziği kapadı. Kapıyı Tahari Hanım açtı. Selamun aleyküm dedi. Yüzü ışıl ışıldı. Saçlarına perma yaptırmış olduğunu fark ettim. Ayak bileğine kadar uzanan siyah zarif bir elbise giymişti. Ben hole girince gözleri buğulandı. Daha kapıda ağlamaya başladım Emircan dedi. Babanın dün gece tembihlediği gibi eğildim elini öptüm. Bizi aydınlık bir koridordan geçirip oturma odasına soktu. Lambrili duvarlarda yeni ailemin fotoğrafları asılıydı. Kabarık saçlı genç Tahari Hanım'la general. Arkada Niagara şelalesi. Tahari Hanım üzerinde bol bir elbise, yanında dar yakalı bir ceket giymiş, ince bir kravat bağlamış, gür siyah saçlı general. Tahta bir dönme dolaba binmeye hazırlanan, el sallayıp gülen, diş teli güneşte parlayan Süreyya. Generali göz alıcı formasıyla Ürdün Kralı Hüseyin'le el sıkışırken gösteren bir fotoğraf. Zahir Şah'ın bir portresi. Salonda duvarın dibine sıralanmış olan iskemlelere oturmuş iki düzine kadar konuk vardı. Baba girince herkes ayağa kalktı. Baba önde, ben arkada yavaşça salonu dolaştık. Konuklarla tokalaştık. Generalle yine gri takım elbise. Baba kucaklaştılar. Birbirlerinin sırtına pat pat vurdular. Saygılı alçak bir sesle birbirlerini selamladılar. General beni bir kol boyu uzakta tutup bilgiç bilgiç gülümsedi. İşte bu iş böyle yapılır paçam, Afgan usulü, dercesine. Birbirimizin yanağını üç kez öptük. Kalabalık salonda yerimize oturduk. Babayla yan yana, general karısının karşısına. Babanın solukları biraz hırıltılıydı. Mendiliyle sık sık alnını kafasını kuruluyordu. Ona baktığımı gördü. Yüzüne gergin bir tebessüm oturtmayı becerdi. Dudaklarını ben iyiyim dercesine oynattı. Süreyya geleneklere uygun bir biçimde ortada görünmüyordu. Birkaç dakikalık hoşbeşten sonra general genzini temizledi. Salon sessizleşti. Herkes gözlerini saygıyla kucağına dikti. General başını babaya doğru salladı. Baba da genzini temizledi, söze başladı. Konuşurken sık sık durup soluklanması gerekiyordu. General efendi, Cemile hanımcan, bugün oğlumla birlikte evinize büyük bir alçak gönüllülükle geldik. Sizler seçkin ve saygın ailelerden, şerefli bir soydan gelen, onurlu, saygıdeğer insanlarsınız. İçim evinizde bulunduğum şu an, size soyadlarınıza, atalarınızın hatırasına sonsuz bir ihtiram ve sınırsız bir saygıyla dolup taşmakta. Durdu. Birkaç derin soluk aldı. Alnını kuruladı. Emircan benim tek oğlum, tek çocuğum. Bana çok iyi bir evlat oldu. Umarım nezaketinize layık olur. Emircan'la ben, bizi onurlandırmanızı ve oğlumu ailenize kabul etmenizi rica ediyoruz. General başını kibarca salladı. Sizin gibi bir insanın oğlunu ailemize katmaktan büyük şeref duyarız dedi. Şanınız herkesin malumudur. Kabil'de sizin aciz bir hayranınızdım. Bugün de öyleyim. Ailenizin ailemizle birleşmesi bizim için onurdur. Sana gelince Emircan, seni evime hem bir evlat hem de gözümün nuru olan kızımın kocası olarak kabul ediyorum. Acın acımız, sevincin sevincimiz olacak. Umarım Cemile halanla beni ikinci bir ana baba sayarsın. Biricik Süreyya'mla sana mutluluklar dilerim. Hayır dualarımız sizinle. Herkes alkışladı. Bu işaret üzerine başlar koridora çevrildi. Beklediğim an gelmişti. Süreyya koridorun ucunda göründü. Şarap renginde geleneksel, uzun kollu ve sırma işli, göz kamaştırıcı bir Afgan elbisesi giymişti. Baba elimi tuttu, sıktı. Tahari Hanım bir kez daha gözyaşlarına boğuldu. Süreyya arkasında bir dizi akraba genç kız da bize doğru ağır ağır ilerledi. Babamın elini öptü. Sonunda yanıma oturdu. Gözlerini yere dikti. Alkışlar şiddetlendi. Geleneğe göre Süreyya'nın ailesinin bir nişan töreni, Şirini Hori düzenlemesi gerekiyordu. Tatlı yeme töreni. Bunu birkaç aylık bir nişanlılık dönemi izleyecekti. Sonra da sıra masraflarını babamın karşılayacağı düğüne gelecekti. Şirini Hori fikir birliğiyle atlandı. Nedenini herkes biliyordu. Dolayısıyla kimse sözcüklere dökmedi. Babanın öyle 3-5 ayı yoktu. Evlilik hazırlıkları sürerken Süreyya ile bir kez olsun yalnız kalamadık. Henüz evlenmediğimiz, hatta Şirini Hori bile yapmadığımız için uygunsuz karşılanırdı. Ben de babayla birlikte tarihlere gitmek, ailece akşam yemekleri yemekle yetindim. Sofrada Süreyya'nın karşısına oturmak, başını göğsüme bastırıp saçlarının koklamanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmek,
onu öpmek, onunla sevişmek. Baba Evrussi düğün töreni için 35 bin dolar harcadı. Biriktirdiği paranın neredeyse tamamını. Fremont'ta Afganlara ait büyük bir düğün salonu kiraladı. Babayı Kabil'den tanıyan patron ona hatırı sayılır bir indirim yaptı. Baba bir örnek alyanslarımızın, çilaların ve elimle seçtiğim pırlanta yüzüğün parasını ödedi. Bana bir smokinle nikah için gereken geleneksel yeşil takım elbiseyi aldı. Düğün gecesi için yapılan ve Tanrı'ya şükür çoğunluğu Tahiri Hanım'la arkadaşların üstlendiği hazırlıklardan, bütün o koşuşturmadan yalnızca bir avuç bölük pörçük anı anımsıyorum. Nikahımızı örneğin. Bir masanın çevresine dizildik. Süreyya da ben de yeşil giymiştik. İslam'ın rengi. Ama aynı zamanda baharın, taze başlangıcın rengi. Süreyya'nın üzerinde uzun kollu bir elbise, yüzünde peçe vardı. Masadaki tek kadın oydu. Baba General Tahari, bu kez smokinli, Süreyya'nın amca ve dayıları masanın çevresindeki iskemlelere dizilmişti. Süreyya ile ikimiz ciddi ve saygılı yere bakıyor, arada bir çaktırmadan bakışıyorduk. Molla tanıklara alışıldık sorular soruldu. Kur'an okundu, sırayla yemin ettik. Belgeleri imzaladık. Süreyya'nın dayısı, Virginia'dan gelen Şerifcan ayağa kalktı. Boğazını temizledi. Süreyya onun 20 yıldan fazladır Amerika'da yaşadığını söylemişti. Göçmenlik bürosunda çalışıyordu ve Amerikalı bir kadınla evliydi. Kuşa benzeyen bir yüzü, kabarık saçları olan ufak tefek adam aynı zamanda bir şairdi. Bir otel kağıdına Süreyya için yazdığı uzun şiiri okudu. Bitince konuklar hayranlıklarını dile getirdiler. Vay vay Şerifcan. Sonra sırtında smokin, yüzünü örten duvağı, bembeyaz gelinliğiyle bir periden farksız görünen Süreyya ile birlikte ellerimiz kilitlenmiş sahneye doğru yürüyüşümüzü anımsıyorum. Baba ağır aksak yürüyüşüyle benim yanımda, generalle karısı da Süreyya'nın yanındaydı. Salonda alkışlayan konuk denizini yararak, patlayan flaşlar yüzünden gözlerimizi kırpıştırarak ilerlerken amcalar, dayılar, hala teyzeler, kuzenlerden oluşan bir geçit alayı bizi izliyordu. Süreyya'nın kuzenlerinden biri, Şerifcan'ın oğlu, biz adım adım ilerlerken başımızın üzerine bir Kur'an tuttu. Hoparlörden düğün marşı aheste boro yayıldı. Babayla Kabil'den ayrıldığımız gece Mahipar kontrol noktasındaki Rus askerinin söylediği şarkı. Sabahı kitleyip anahtarını kuyuya at, usulca git güzelim, ay ışığım usulca git. Sabah güneşine doğmayı unuttur, usulca git güzelim, ay ışığım usulca git. Sahneye kurulmuş bir tahta benzer divanda oturduğumu hatırlıyorum. Süreyya'nın eli elimde. Karşımızda bize çevrilmiş 300 küsür yüz. Ayna mesef yaptık. Bize bir ayna verdiler, baş başa birbirimizin yansısına bakabilmemiz için başımızın üstüne bir örtü örttüler. Süreyya'nın aynadaki gülümseyen yansısına bakarken örtünün sağladığı o bir anlık mahremiyette ilk kez fısıldadım. Seni seviyorum. Yanakları kıpkırmızı oldu, kına kadar kırmızı. Tabaklar dolusu rengarenk yiyecekler anımsıyorum. Çoban kebabı, şoleh goşti, safranlı pilav. Baba divanda aramızda oturuyor, gülümsüyor. Terli erkekler halka olmuş, geleneksel attan dansı yapılıyor. Zıplıyor, eğleniyor. Tablanın delice ritmine uyup hızlanıyor, daha da hızlanıyor. Sonunda bitkin bir halde halkadan kopuyorlar. Keşke Rahim Han da burada olsaydı dediğimi anımsıyorum. Bir de acaba Hasan evlendi mi diye merak ettiğimi. Eğer öyleyse örtünün altındaki aynada kimin yüzüne bakmıştı? Hangi kınalı eli tutmuştu? Gece saat 2 gibi parti düğün salonundan babanın dairesine taştı. Bir kez daha çaylar demlendi. Müzik komşular polis çağırıncaya kadar sürdü. Sonra güneşin doğmasına bir saat kala konuklar nihayet gittikten sonra Süreyya ile ilk kez baş başa kaldık. Yaşamım boyunca çevremde hep erkekler olmuştu. O gece bir kadının yumuşaklığını, sevecenliğini keşfettim. Babanın dairesinde oturma fikri Süreyya'dan çıkmıştı. Kendi evimizin olmasını istemez misin dedim. Kakacan bu kadar hastayken mi diye karşılık verdi. Gözleri bu evliliğin bu koşullarda başlatılamayacağını söylüyordu. Onu öptüm, teşekkür ederim. Süreyya kendini babamın bakımına adadı. Sabahları kahvaltısını hazırlıyor, yataktan inmesine yardım ediyor, ona haplarını veriyor, giysilerini yıkıyor, her öğleden sonra gazetelerden uluslararası haberleri okuyordu. En sevdiği yemeği, güçlükle 3-5 kaşık alabildiği patates çorbayı pişiriyor. Her gün onu mahallede kısa bir yürüyüşe çıkartıyordu. Baba yatağa düşünce de bedeninde yara açılmasın diye onu her saat başı çevirmeye başladı. Bir gün eczaneden babanın morfin haplarını alıp eve döndüm. Tam kapıyı kaparken Süreyya'nın çabucak babanın battaniyesinin altına bir şey soktuğunu gördüm. Hey gördüm, siz ikiniz ne çeviriyorsunuz bakalım?
Hiçbir şey dedi Süreyya gülümseyerek. Yalancı. Babanın battaniyesini kaldırdım. Bu da ne? Dedim. Deri kaplı defteri görür görmez anladığım halde. Parmaklarımı altın yaldızlı dikişlerde gezdirdim. Havai fişikleri, Rahim Han'ın defteri verdiği geceyi, 13. doğum günümü, cızırdayan kırmızı, yeşil, sarı buketler halinde patlayan kıvılcımları anımsadım. Bu kadar iyi yazabildiğine inanamıyorum dedi Süreyya. Baba yastıkta başını binbir güçlükle kaldırdı. Onu ben kandırdım. Umarım kızmazsın. Defteri Süreyya'ya geri verdim, odadan çıktım. Baba ağlamamdan nefret ederdi. Düğünden bir ay sonra Tahariler, Şerif, karısı Suzi ve Süreyya'nın birkaç teyzesi akşam yemeğine bize geldiler. Süreyya sebze çilav yaptı. Ispanaklı, kuzu etli pilav. Yemekten sonra yeşil çay içtik. Dörder kişilik gruplar halinde iskambil oynadık. Süreyya, ben, Şerif ve Suzi aynı sehpada oynuyorduk. Baba hemen yanımızdaki kanepede yün bir battaniyenin altında yatıyordu. Şerif'le şakalaşmamı, Süreyya ile küçük parmaklarımızı birbirimize dolayışımızı, karımın saçından sarkan bir bukleyi düzeltişimi seyretti. İçten içe gülümsediğini görüyordum. Kavakların titreştiği, bahçelerin cırcır böceklerinin sesiyle dolduğu Kabil gecelerindeki gökyüzü kadar geniş bir gülümseme. Gece yarısına doğru baba onu yatırmamızı istedi. Süreyya ile onu kucakladık. Kollarını omuzlarımıza attık. Ben onu yatağa yerleştirirken Süreyya başucu lambasını söndürdü. Baba eğilmemizi söyledi, her ikimizi de öptü. Az sonra morfinle suyunu getiririm kakacan dedi Süreyya. Bu gece istemem dedi baba. Bu gece ağrım yok. Peki dedi Süreyya. Battaniyesini üzerine çekti, kapıyı kapadık. Baba bir daha hiç uyanmadı. Sayfa 177'de bırakıyoruz.